Mutlu akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 11 Nisan 2020 Cuma, haftanın son iş günüydü sevgili izleyenler. Biz yine gündemin öne çıkan başlıkları ve sıcak gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Bu akşam tabelada hayat diyoruz. Niye hayat diyoruz biliyor musunuz? Dün bambaşka bir gündem vardı. Son bir hafta boyunca, belki bir ay boyunca tüm dünyanın gündeminde olan COVID-19, koronavirüs salgınıyla yattık kalktık. Dün gece sularında sadece 4 büyüklüğünde bir deprem hissettik orada olarak. Herkesin gündemi bir anda değişti. Herkes sokaklarda, herkes bir arada. Hayat böyle bir şey galiba. Yani bir adım sonrası, bir gün sonrası, bir saat sonrası planlanamıyor. O yüzden var olan zamanı yaşamamız lazım. Çok fazla korkuya, endişeye mahal yok bence. Yapmamız gerekenleri yapmamız lazım. Tedbirlerimizi almamız lazım. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için yaşam sürmemiz lazım. O yüzden hayat diyoruz. Hayatla ilgili lütfen paylaşımlarda bulunun. Bekliyoruz diyelim ve bültene geçelim. Dün akşam, her akşam olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili bilanço geldi. Bilançoda dünkü rakamlar biraz daha yükselmişti. Dün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 96 olarak açıklandı. Pozitif vaka sayısı 4056. 24.000'di zannedersem test miktarı dün. Dolayısıyla da test miktarı arttıkça pozitif vaka sayısı artıyor. Ölüm rakamları sabitti. Can kayıpları sabitti. Ancak onlarda da bir artış gözleniyor gibi, inşallah daha fazla olmaz. Daha ileri boyutlara gitmeden kontrol altına alınır diyelim. Ve böylelikle pozitif vaka sayısı Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana 42.282'ye, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 908'e yükseldi. Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçtik. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen koronavirüsü can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde Twitter hesabından günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 28.578 test yapıldığını duyuran Koca, 4.056 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti. Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Koronavirüs nedeniyle dün 96 can kaybı yaşandı. Verilerde 296 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Aynı kuralı her şehrimizde, her ailenin kendi çevresine yönelik uygulaması da aynı derecede zorunludur. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs gücünü temas ortamından alıyor, evde kalalım ifadelerini kullandı. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmesi gerekmektedir. Başka bir seçenek olduğu söylenemez. Paylaşılan son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 42.282, toplam ölüm sayısı ise 908 oldu. Hepimizi eşit derecede ilgilendiren, eşit derecede tehdit eden virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor. Evet. Ve deprem. Dün gece sularında 00.23 sularında 4.2 büyüklüğünde Kumru'nun Avdolu mahallesinde meydana geldi. Merkez üssü Avdolu mahallesiydi. Ancak her yerde hissedildi ve her yerde aynı şiddetle hissedildi. Çünkü oldukça yakındaydı. 5.1 kilometre derinlikte oldu deprem. Daha büyüğü olmadı çok şükür. Can kaybı ve mal kaybımız olmadı çok şükür, ancak vatandaşlar da büyük paniğe sebep oldu. Ne oldu lan? Deprem oldu. Deprem oldu. Ordu'da dün gece saat 23'te deprem meydana geldi. Deprem oldu. Deprem oldu. Kumru Korgan sınırı olan Advullu köyünde meydana gelen deprem sebebiyle korku dolu anlar yaşandı. Şu anda vatandaşlarımız da dışarıdalar. Herhangi bir şey, can kaybı söz konusu değil.
AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Ordu'nun tüm ilçeleri ve çevre illerinden de hissedildi. İçeride bayanlar var mı? Bunları göstermeyeceğim. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak geçti. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İlçede deprem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Sarsıldı hissettiniz mi? Çok şiddetli hissettim yani. Tam uyumuştum. Uykumun arasında hissettim yani. Allah birdenbire bir sarsıldığı hissettim. Çelik çocuk at dışarıya döküldük işte. Gece geç saatlere kadar evlerine giremeyen vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Bekliyorum bir ikinci sarsıntı olur mu? Olmaz mı? Ailemle yatmıştı zaten. Duydum, uyandım. Haber verdim. Hep beraber çıktık dışarı. Güvenli bir yerde bekliyoruz geçmesini. Kızım böyle 5 gün beni salladı, kendimi yere attım yere. Oğlanlar da duymuş, geldi yanıma koymuş, sürekli. Ordu Valisi Sevdar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar ulaşılmış herhangi bir hasar tespiti yok dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı yayınladı. Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir hasar söz konusu değil, şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yaralanma bilgisi yok ifadelerine yer verdi. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz depremin kısa sürdüğünü ancak ilçe genelinde panik yarattığını söyledi. İlçe sakinlerinin panik içerisinde dışarı çıktığını aktaran Kiraz, deprem sonrası kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını kaydetti. Deprem sonrasında Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçıva sahadalardı. Hem mahallelerde incelemelerde bulundular hem de vatandaşlarla istişareler yaptılar. Daha sonra da TV52'ye depremle ilgili bilgiler verdiler. Ordu'nun Korgan ve Kumru ilçelerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00:23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kumru'nun Avdullu mahallesinde hissedilen depremde mahalle sakinleri deprem esnasında evlerini terk edip sokaklara çıktı. Ya depremde yatıyorduk işte, biri çeyrek geçeren, 12 çeyrek geçe bir güldürdü geldi. Güldürdü gelince mesela dışarı çıktık, baktık bir daha şey yaptık. Deprem olduğunu anladık. Mesela dışarı çıktık. Dışarıda bir daha. Herkes dışarı çıktı. Battaniyemizden aldık ve bir daha. Deprem esnasında duyduğumuz zamanda kendimizi attık, kapıyı attık, dışarıya attık kendimizi. Dışarı ateş yaktık. 4.5 kadar dışarıda kaldık. 4.5 sonra içeri girdik. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçıva deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Yusuf Yalçıva, Avdullu Mahallesi ve Kumru ilçesinde can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Evet, öncelikle Rabbimize şükürler olsun ki Kumru'muzda ve Avdullu Mahallemizde herhangi bir can kaybı ve mal kaybı olmadı. Ben Allah'ıma hamd ediyorum. Kumru ilçesinde deprem sonrası vatandaşların sokaklarda sabahladığına vurgu yapan Yalçıva, vatandaşların çoğunun da riskin az olduğu köylere gittiğinin altını çizdi. Tabii ki bu deprem de panik yapan Kumru halkımız ve Abdullah halkımız kendini panik yaparak dışarı attılar. -3 gibi olan soğuğa inat. Biz de evde durmayalım, dışarı çıkalım dediler. Kendilerini biz daha önce gösterdiğimiz futbol sahamızda ve açık alanlara yönlendirdik. Burada ateş yakarak sabahladılar. Çocuklarını yanına alarak, kimileri köylerine gittiler, Kumru'daki evlerini boşaltarak köydeki evlerine gittiler. Kimisi yatak yorgan dışarıda sabahladılar. Avdullu Mahallesi Muhtarı Mustafa Az, deprem esnasında vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını söyledi. Avdullu Mahallesi deprem anında zaten ayaktaydım. Şiddetli bir 10 saniye bir deprem oldu. 00:20 veya 24 o arada. Hemen dışarı çıktık. Birkaç tane kişi aradı. Vatandaşı uyardık. Jandarmamız, belediye başkanımız geldi.
hep beraber istişare ederek içeri girmemelerini, artı sarsıntılar olabilir dediler. O şekilde uyardık, sabaha kadar, saat 4'e kadar vatandaşlarla beraber toplanma yerlerinde, ev önlerinde bekledik. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da uğultu ve gürültü şeklinde yaşanan depremin vatandaşları korkuttuğunu ve Korgan'da can ve mal kaybının olmadığını belirtti. Öncelikle ilçemizde, ilçelerimizde gerçekleşen depremden dolayı bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Şiddeti tabii ki üst burası olduğu için biz de 5-6 nokta şiddetinde olduğu gibi hissettik. Hissettiğimiz buydu. Çünkü daha önce de İstanbul'da bunu yaşadım ben 99 depremini ama gerçekten burada üstü olması çok tedirgin oldu. Uğultu ve gürültüyle olduğu için bayağı bir panik oluştu ama hamdolsun maddi ve ölümcül herhangi bir yaralanma bir şeyimiz yok. O anlamda gerçekten şükrediyoruz. Rabbim inşallah sellerden, zelzelelerden, depremlerden gerçekten bizleri, bütün ümmeti Muhammed'i korusun diyoruz. Korgan'daki binaların kontrollerini yaptıklarını vurgulayan Kiraz, AFAD ekiplerinin de Korgan'da incelemelerde bulunduğunu söyledi. Vatandaşlarımız saat 5-5.30'a kadar sokakta kaldılar ama tam da olsun bilinçli insanlarımız. Hem sosyal mesafeyi kurulmuş olduk hem de işte bölgemizdeki bütün binaları kontrolü yaptık. İşte belediye başkanlarımız, ekibimizle, zabıtamız, ilçe başkanımız, başkan yardımcılarımız, kaymakamlığımız, emniyetimiz ve jandarma ile beraber hamdolsun Allah'a ki bir durum olmadığını gördük. Bugün de afet ekibi, teknik ekibi, büyükşehir ekibi bunlar da bölgemize geldiler. Aslında hiç gündemimizde deprem yoktu. Ordu da risk bölgesinden öte bir ildi. Yani %60-70'i böyle. Belki Mesudiye ve Görköy'de fay hattı 3. bölge olarak geçiyor ama Ordu'nun büyük çoğunluğunda risk yok denecek kadar azdı. Peki nereden çıktı bu deprem? Daha şiddetli bir deprem yaşama olasılığımız var mı? Ya da bu deprem haberci miydi? Bu durumu da İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Savaşkan'a sorduk. Ordu'da meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem korkuttu. Vatandaşlar uzun zaman sonra Ordu'da meydana gelen bir depremle karşı karşıya kaldı. Meydana gelen olay bu deprem neyin habercisi, acaba bir daha deprem olur mu gibi soruları akıllara getirdi. İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Savaşkan yorumladı. Sabahtan bu saate kadar kısa bir araştırma yaptık. Tabii olay çok taze olduğu için henüz yerel bilim insanlarının araştırmasından geçmedi, süzgecinden geçmedi. Ama gördüğümüz kadarıyla beklenen bir yerde olmadı. Belli bir bilinen, bir aktif bir fay hattının hareketi olmadı. Kuzey Anadolu fay hattının çok ötesinde daha böyle işte Ordu, Fatsa tarafına doğru sokulan bir farklı bir fay hattı bilinenin ötesinde. Neyse ki 4.2 gibi küçük bir şiddeti var ve can kaybı veya bir mal kaybı hasarla da yol açmadı. Başka bir depremin öncüsü de değildir diye tahmin ediyoruz. Çünkü bu bölgenin ben 100 yıllık bir deprem geçmişini inceleme fırsatım oldu. Sabahtan bu saate ve herhangi bir kayıt yok. Bu da demektir ki yani çok fazla bir aktif bir bölgede, hani sonradan hani aktif olacak bir yerde değil burası. Böyle münferit, küçük boylu, bir küçük atımlı bir hareket yaşadık. Ama tabii çok korktuk dediğiniz gibi. Ben şahsen Erzincan'da ve o tarafta olduğunu düşündüm. Gece olması tabii bu korkuyu da arttırdı. Herkes evde, her taraf sessiz. Bir de hani milletçe gergin bir dönemdeyiz. Bu korona korkusu nedeniyle herkes sokağa çıkmaktan korkuyor. Savaşkan, Ordu'daki binaların depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığını da yorumladı. Başka bir şeyi tetikleyeceğini veya başka bir şeyin habercisi olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi arşivler bunu desteklemiyor. Bölge olarak sağlam kayalık bir yerde yaşıyoruz daha ziyade ve depremlerden çok uzaktayız. Geçmiş deneyimlere baktığımız zaman herhangi bir şekilde depremden dolayı Ordu'da bir hasar veya bir yıkıcı bir bir afetin olmasını açıkçası ben beklemiyorum. Depremler yani Türkiye özelinde 5-5.2 üzerindeki depremler yıkıcı oluyorlar. Dünyada ise 7'yi bu rakamlar buluyor. Yani 7'nin üzerindeki depremlerde yıkım yaşanırken Türkiye'de 5-5.2 ile bir köyler, mahalleler yutulabiliyor. Bu da bizim işte inşaata bakış açımız, şehir planlamasının ne kadar yanlış olduğu. Biz
Deprem en çok 3-4 kat aralığında 5 katlı binaları etkiler. İşte 7-8 ve daha üstü yani 20-30-40-50 katlı binaları depremler etkilemez veya çok az etkiler. Ordu'da da tam tercih edilen ve Türkiye'nin genelinde de 3 kat, 4 kat, 5 kat. Yani depreme bir davetiye çıkartılmış. Ordu özelinde dediğim gibi deprem ve fay hatlarına çok uzaktayız ama sıvılaşma olabilecek bölgeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam ediyoruz sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı bugün Türkmen kökenli ülkelerle, ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının konusu COVID-19 salgınıyla mücadelede işbirliği ve dayanışma. İlk kez Cumhurbaşkanı ekonomik krizden bahsetti ve yaşadığımız süreç ticaretteki ilişkilerimizi, ticari ilişkilerimizi etkilemektedir dedi. Az önce değerli görüşlerini ve tekliflerini bizimle paylaşan tüm dostlarıma, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi'nin COVID-19 salgınıyla mücadelede işbirliği ve dayanışma konulu olağanüstü video konferans zirvesine katıldı. Tüm insanlık olarak şu an görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz diyen Erdoğan, salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta sosyoekonomik krizle de karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyoekonomik krizle de karşı karşıyayız. Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, gümrük, sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir. Alacağımız ulusal tedbirlerin, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları temelinde ticari işbirliğimizi adeta kollar mahiyette olması dayanışmamızın gereğidir. Türkiye olarak virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, salgının toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini göz önüne alarak bu konuda değerlendirme ve önerilerde bulunacak ayrı bir mekanizmayı Toplum Bilimleri Kurulu adıyla tesis ettik dedi. Türkiye olarak virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde tesis ettiğimiz bilim kurulumuzun tavsiyeleri temelinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Salgının toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini göz önüne alarak bu konuda değerlendirme ve önerilerde bulunacak ayrı bir mekanizmayı Toplum Bilimleri Kurulu adıyla tesis ettik. Son 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. Aynı şekilde sağlık malzemelerinin üretimi ve tedariki konusunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Tabelada dedik ki hayat bir gün başka, bir gün başka bir şekilde hayatı algılamamıza, konuşmamıza sebebiyet verebiliyor yaşadığımız süreçler. Hilmi Güler'in ilk göreve geldiği zamanlarda hatırlarsınız hayvancılık ve tarımla ilgili yaptığı hamleler çok eleştirilmişti. Şimdi bugünlerde övgü almaya başladı. Çünkü artık tarımın ne kadar önemli olduğunu, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu tüm dünya anladı bu salgınla. Yiyecek içecek noktasındaki sıkıntıların önümüzdeki yıllarda ki ben bunun seminerine katılmıştım. 2023 ve sonrasında gıda ile ilgili dünya üzerinde ciddi sıkıntılar olabileceği, Amerika ile İsrail'in o yüzden de ciddi manada tohumculuk sektörüne yatırım yaptığı söylenmişti. Bizim ülkemizin de mutlaka bu alanda hamle yapması lazım. Dönelim haberimize. Hilmi Güler çok eleştirilmişti. Ancak bugünlerde yaptığı hamlelerin kıymeti anlaşıldı. Tarım ve hayvancılık alanındaki yaptığı hamleler Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Zafer Şahin'in kaleminden geniş bir övgüye mazhar oldu. Ekonomisine, sadece belediyesine değil, ekonomisine de güzel katkılarda bulunmak üzere
yeni projeler başlattık. Meyve sebzeden tutun hayvancılığa kadar tarım projelerini harekete geçirmek istiyoruz. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Zafer Şahin, köşesinde koronavirüs salgınından sonra tarım üretimi yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in tarımla ilgili yaptığı çalışmalardan büyük bir övgüyle bahsedersek tüm Türkiye'ye Ordu'yu örnek gösterdi. Koronavirüs salgının ardından yeniden tarım üretimin öne çıktığını söyleyen Takvim Gazetesi köşe yazarı Zafer Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler sanki bugünleri görmüş gibi işe tarım ve hayvancılık yatırımlarından artırarak başlamış dedi. Koyunu sağdığımızı biliyorum, ineği sağdığımızı biliyorum. Şimdi arıyı sağıyoruz ve arının sütünü çıkarıyoruz. Bu son derece kıymetli ve çok hassas bir şey. Korona günlerinde herkes sözleşmiş gibi aynı şey söylüyor başlığıyla kaleme aldığı yazısında Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Zafer Şahin'in yazısının bir kısmı şöyle. Önümüzde örnek olarak gösterebileceğimiz bir Ordu modeli var. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler sanki bugünleri görmüş gibi işe tarım ve hayvancılık yatırımlarını artırarak başlamış. Kendi kendine yeten bir ordu için 19 ilçede adeta bir tarım seferberliği ilan edilmiş. Ordu denilince aklınıza sadece fındık geliyor değil mi? Unutun bu ezbere. Ordu'da artık siyaz buğdaydan kestaneye, istiridye ve kültür mantarından arı sütüne kadar her şey yetiştiriliyor. Seracılık yatırımları ile hız kazanan sebze yetiştiriciliği kırsaldaki vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş. Kırsaldaki ilçelerde damızlık koyunculuk ve kaz yetiştiriciliği projeleri hayata geçirilmiş. 8 adet süt evi projesi ile Ordu'nun çiğ süt toplama altyapısı güçlendirilmiş. Salep üretimi teşvik edilerek çiftçiye yeni bir gelir kapısı açılmış. Bütün bu faaliyetlerin hayata geçmesinde belediye bünyesindeki tarım işletmesi Ortar önemli rol oynuyor. Ordu çiftçisinin köylüsünün ürettiği ürünler internet üzerinden e-ticaret ile tüketiciyle buluşuyor. Tarım ve hayvancılığın bir ilin ekonomisinde kısa sürede nasıl büyük bir değişim yaratabileceğini Ordu modeli çok iyi anlatıyor. Tarım ve hayvancılığın bir ilin ekonomisinde kısa sürede nasıl büyük bir değişim yaratabileceğini Ordu modeli çok iyi anlatıyor. Dünyanın geleceğinin tarımda olduğunu gören ve kendisini buna göre konumlandıran ülkelerin öne çıkacağı bir konjonktür var önümüzde. Ordu örneği diğer belediyelere de örnek olmalı. Türkiye'nin bereketli toprakları yeni dünyada en önemli kozlarımızdan biri. Yeter ki doğru bir planlamayla işlemesini bilelim. Covid-19 salgını ile ilgili devletimiz ücretsiz maske dağıtımı yapacaktı biliyorsunuz sevgili izleyenler. Önce EPTT AVM üzerinden daha sonra da E-Devlet üzerinden başvurularla bu maskelerin tedarik edilebileceği söylenmişti. Düzenleme değiştirildi. Vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için eczaneler devreye alındı. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden başvurularını yapacaklar. Cep telefonlarına gelen kısa mesajla, kodla beraber eczanelerden gidip maskelerini alabilecekler. Bu konuyla ilgili de eczacı Serap Turan'a kulak veriyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar maskelerin nereden temin edebilecekleri merak konusuydu. Önce EPTT AVM'den dağıtılması kararlaştırılan maskelerin daha sonra E-Devlet'ten dağıtılacağı açıklandı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucunda ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi. Şu an elimizde maske bulunmamaktadır. Çünkü maske satışları yasaklanmıştır. Bize de faturaları gelmesi söz konusu. Yani o şekilde gelmesi gerektiği için gelmiyor zaten. Şimdi devlet artık yine depolar kanalıyla ücretsiz olarak maskeyi bize yollayacak. Yapılan açıklamada henüz maskeler eczanelere gelmedi. Vatandaşa SMS ile kod gönderilecek. Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden eczanelere gitmemeli. O kodla maske alınabilecek denildi. Eczacı Serap Turan sokağa çıkma yasağından dolayı belli yaş grubunda bulunan vatandaşlar sistem üzerinden başvuru yaparak eczanelere gidip maske alabilecek dedi. Vatandaşın başvuru yapması lazım işte E-Devlet üzerinden. Onların telefonlarına bir mesaj gelecek. O mesajla beraber bir şifre gelecek. Eczaneye başvuracaklar. Ondan sonra biz sistemden işte TC'sini ve o numarayı girerek sistemden maske girişini yapacağız. Bu maske girişi de bildiğim kadarıyla 20 ile 65 yaş arasındaki insanların başvuru yapacağı şeklinde biliyorum.
Çünkü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var. Ondan sonra 65 yaş üstü de o şekilde. Onlara da direkt işte evlerinden çıkamadıkları için evlerine gelmesi gerekiyor. Öte yandan ücretsiz maskelerin dağıtımı bir haftalık süre içerisinde 5 maske olarak dağıtılacağını hatırlattı. Ücretsiz maskelerin dağıtılması öncelikle bu pandeminin yoğun yaşandığı işte İstanbul ve bildiğim kadarıyla Ankara illerinden başlanacak. O yüzden bizim bu bölgelere gelmesi yine bir haftayı bulur. Bu maskeler elimize gelecek. Hastalara gelen bir şifreyle beraber eczanemize başvuracaklar. Bir haftalık süre içerisinde 7 ila 10 günlük kullanım amaçlı 5 maske olarak dağıtımı gerçekleştirilecek. Devletimizin koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerine kısa çalışma ödeneği desteği vardı. Biliyorsunuz sevgili izleyenler gündemde. Başvurular yapıldı ancak sürekli bürokratik engellere takıldığı için bir türlü nihayetlenememişti. Bu bürokratik engeller noktasında devlet düzenlemeler yaptı. Yeni düzenlemeleri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş'a sorduk. Dünya genelinde ekonomik sorunlara da yol açan koronavirüsü salgınına yönelik iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Covid-19 salgınının etkisini arttırmasıyla sosyal izolasyonun daha da önem kazandığı bu günlerde hükümet özel sektörde istihdam sürekliliğini sağlamak için çok kritik bir adım atarak kısa çalışma ödeneğini devreye almıştı. Nasıl başvuru yapacağına dair yönlendirme kılavuzu var, onu alıp geri dön. Ancak bürokraside bir takım engeller yaşanıyordu. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kısa çalışma ödeneğinde kolaylıklar sağladığını duyurdu. Kısa çalışma ödeneği gerçekten bir can simidi gibi. Hükümetin açıkladığı istikrar kalkanı paketinin 14. maddesiydi ama bence içerisinde en çok işlevselliğe sahip paketin maddesi buydu. Bir asgari ücretli çalışan için 1752 lira bir aylık bazda devletin bir katkısı olacak. Bizim fonumuz 31-12-2019 itibariyle fonda biriken para 131 milyar. Bakın açıklanan kaynak 100 milyar, fonda ayrıca 131 milyarda biriken bir kaynak var. Bu kaynağın kullandırılması var. Ben dün Sayın Çalışma Bakanı ile bütün oda başkanlarının katıldığı bir toplantıya katıldım. Top başkanı da vardı, bizim genel başkanımız da vardı. Oradan birkaç notu paylaşmak isterim sizinle. Bir, kolaylaştırmayı ciddi anlamda kafalarına koymuşlar. Yani hızlı davranmaya çalışıyorlar. Mesela bankadan ödeme yapacaklardı, bunu kaldırmışlar. Bütün işçilere IBAN numarasına banka hesabı, postaneden ödeme yapacaklardı. Bunu iptal etmişler. Banka üzerinden IBAN'larına ödeme yapacaklar. Bu çok doğru bir adım. Biz de bunu savunduk. Ve yaklaşık şu ana kadar 1,5 milyon başvuru alınmış. Ve bunun içerisinde reddettikleri, Sayın Bakan'ın kendi ifadesi, birebir programa katıldığımız dünkü programda birebir ifadesi, %1'ini reddediyoruz diyor. Bizim diyor amacımız denetim, teşvik, işte pardon denetim, kontrol, rehberlik bilmem ne çalışmasıyla insanların işini zora sokmak değil. Ama şuna da karşıyız diyor. Bir iş yeri sabahtan akşama kadar açık ama bu fona müracaat etmişse ona yararlandırmayacağız. Dün akşam yayınladığımız vizyon programının çok önemli bir konuğu vardı sevgili izleyenler. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Kerem Alkin Skype'la bağlandı. Çok önemli bilgiler verdi. Özellikle ekonomiye yönelik. Alkin, dünya üzerinde yeni bir ekonomik sistemin, ekonomik düzenin kurulduğunu söyledi. Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Kerem Alkin, Hüseyin Karataş'ın sunduğu vizyon programına görüntülü bağlantı ile konuk oldu. Alkin, Türkiye'deki Covid-19 salgınının ekonomiye karşı etkisini değerlendirdi. Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Kerem Alkin, Türkiye küresel dünyanın bir parçası olacaksa bunu yerli imkanlarımız ile yapmalıyız şeklinde konuştu. Fakat enteresandır, başta Türkiye olmak üzere dünyada öne çıkan ve yükselen bazı ekonomiler son dönemde, özellikle son 10 yılda ulus devlet kavramı üzerinden önce milli değerler, milli birlik beraberlik, milli üretim seferberliği, ondan sonra küreselleşme. Yani Türkiye eğer küresel dünyanın bir parçası olacak ise bunu kendi milli imkanlarıyla, yerli ve milli üretimle, milli üretim seferberliğiyle yüksek bir katma değer üreterek ve dünyaya bir katkı sağlayarak gerçekleştirme noktasında bir süreç başlamıştı. Alkin, koronavirüs sona erene kadar ne altın ne dolar, Türk lirası gereğinden fazla değer kaybetmiş durumda dedi. Küresel virüs salgınının kuzey yarı küredeki yayılma etkisi büyük ölçüde sona erene kadar, ortalık sakinleşene kadar ne euro dolar paritesi, ne altın,
ne petrol fiyatları ne de Türk lirasının döviz kurları, döviz yabancı paralara karşı olan değeri, burada genel manada bir sakinleşme bekleme şansımız yok. Şu anda Türk lirası gereğinden fazla değer kaybetmiş durumda. Ne alakası var? Yani Türkiye'nin bu küresel virüs salgınıyla mücadelesi çok etkin devam ederken yani yabancı sermayenin belki bir takım dünyanın bütünüyle ilgili olarak olumsuz algısı nedeniyle hem kurlarda hem de piyasalarda aşırı bir dalgalanma söz konusu oluyor. Tek reklamlık bir aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ramadanlar, temelinde güven var. Ünye Belediyesi de koronavirüsle mücadele kapsamında ücretsiz maske dağıtımına başladı sevgili izleyenler. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavul yaptığı açıklamada ihtiyacı olan her vatandaşımıza maske ulaştırmak için, ücretsiz maske ulaştırabilmek için gayret göstereceğiz dedi. Ünye Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında halka maske dağıttı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleriyle kumaşı tedarik edilen 200 bin maske ihtiyacı olan herkese ulaştırılıyor. Bu kapsamda ilçede sağlık kuruluşları başta olmak üzere resmi dairelere, sivil toplum kuruluşlarına, esnaflara ve vatandaşlara dağıtılan maskeler önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı konuyla ilgili bilgi verdi. Başkan Tavlı ihtiyacı olan her vatandaşımıza maske tedarik etmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Evet, bir önemli haber daha var sırada. Bunu da hayat tabelasıyla birleştirerek söyleyelim. Bu konuyla ilgili de görüşlerinizi merak ediyoruz. Önümüz Ramazan. Yaşadığımız durum ortada. Salgınla mücadelemiz tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemimizde. Peki ihtiyacı olanlara ne yapmak lazım? Yardımda bulunmak lazım. Gıda kolileri hazırlamak lazım ki en azından insanlar yaşamlarını devam ettirebilsinler. Bu noktada duyarlı olmanız lazım. Ramazan yaklaşırken gücü olan herkesin, 1 olur, 5 olur, 500 olur, ne kadar yapabiliyorsa duyarlılık gösterip vatandaşlarımıza el uzatmaları lazım. Ordu Büyükşehir Belediyesi de böyle yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla ihtiyacı olan hanelere gıda kolileri ulaştırılıyor. Türkiye'de koronavirüsün yayılması sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşların zor durumda kalmaması için harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını seferber ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda hazırlanan gıda kolileri, ekmek ve yumurtalar kapı kapı dolaştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, zor zamanda halkımızın yanındayız dedi. Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek de sağlık çalışanlarına var sevgili izleyenler. Sağlık çalışanları biliyorsunuz genelde evlerinden ayrı yaşamlarını sürdürüyorlar. Hayatlarında ciddi riskler olduğu için en azından ailelerini koruyabilmek adına bu izole edildikleri alanlarda Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Sabah ve akşam yemeklerini Ordu Büyükşehir Belediyesi veriyor.
Vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi COVID-19 virüsü sebebiyle canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına izole edildikleri yerlerde yemek ikramında bulunuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mobil yemek tırıyla sabah 9'da çorba, akşam 19'da 3 çeşit yemek ikramı olmak üzere 100 sağlık çalışanına sıcak yemek veriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını ifade etti. Sağlık çalışanlarına her gün sabah ve akşam olmak üzere yemek ikramında bulunulduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Hepimizin bildiği gibi sağlık çalışanlarımız bütün emekleriyle ülkemizdeki insanların sağlığını koruma adına büyük bir mücadele veriyorlar. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak onlara her gün sabah ve akşam yemek ikramında bulunuyoruz. Bizlere bu katkıyı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. Hepimizin bildiği gibi sağlık çalışanları bu koronavirüs sürecinde bütün güçleriyle, bütün emekleriyle ve bütün bilgi birikimleriyle ülkemizdeki insanların sağlığını korumak adına büyük bir mücadele veriyorlar ve Türkiye'de bu çalışanlarımız her akşam saat 9'da alkışlanıyor. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu sağlık çalışanlarımıza her sabah saat 9 ve her akşam saat 17'de olmak üzere sıcak yemek çıkartıyoruz. Bu anlamda her gün burada 3 tane bir aşçı, bir aşçı yardımcısı, bir tane de şoför günde 2 öğün sıcak yemek çıkararak sağlık çalışanlarımıza ulaştırıyor. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak burada can siparişine mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımızın yanında onlarla beraber onlara bütün hizmeti vereceğiz. Onlara hizmet etmekten bizler de gururluyuz. Bu anlamda bütün katkıyı sağlayan, bu konuda bize talimatlar veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. Tarım alanındaki faaliyetleriyle göz dolduran başkanlardan bir tanesi de Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça. Son düzenlemesi de gayet yerinde. İl dışında yaşayan fındık üreticileri için fındık bakımlarını yapabilmek için timler kurdu Atakan Akça ve bu konuyla ilgili TV52'ye açıklamalarda bulundu. Altınordu Ziraat Odası koronavirüs salgını sebebiyle memleketlerine gelemeyen fındık üreticilerini unutmadı. Altınordu Ziraat Odası üreticiler için yeni bir uygulamayı devreye soktu. Ama burada tabii tarımın da devam etmesi gerekiyor. Özellikle tam şu mevsimde tarımı yapan üreticilerimiz de biliyorsunuz bizim ülkemizde 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız. Dolayısıyla bu yasak ülkemizde tarımsal faaliyetlerin devamı ve üretiminin devamı konusunda sıkıntı yaratacaktı. Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar Beyefendi'nin Tarım Bakanı ve İçişleri Bakanı ile yapmış olduğu istişareler sonucunda tarım yapacak, tarımda üretim yapacak, hayvansal ve tarımsal üretim yapacak çiftçilerimize belli koşullar dahilinde izin verilmesiyle alakalı bir protokol imzalandı ve bu bütün illere gönderildi. Tabii bu çiftçilerimiz aldıkları ÇKS kayıtlarıyla, çiftçi belgeleriyle bölgelerine gelip oradaki tarımlarını, işte oradaki bağlarına, bahçelerine bakmayla alakalı işlemlerini yapabiliyorlardı. Fakat bu son zamanlarda bir şeye dönüştü. Yani böyle İstanbul'dan işte veya büyük şehirlerden kaçışa dönüştü. Bunun da önüne engel olunması gerekiyor. Biliyorsunuz ilimizde 5 tane 6 tane mahalleye karantina koyuldu. Fındık bahçelerinde gübreleme zamanının gelmesi ve gurbetteki fındık üreticilerinin ise COVID-19 virüsü sebebiyle memleketlerine gelememesinden dolayı Ziraat Odası gübreleme ekipleri oluşturdu. Biz de bu bağlamda taşın altına elimizi koyalım istedik. Altınordu Ziraat Odası olarak il dışında yaşayan, bölgeye gelmede sıkıntısı olan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, işte bu dönem gübre mevsimi biliyorsunuz, gübre parası artı cüzi bir işçilik maliyetiyle bu işlemlerini biz yapalım istedik. Bunun için bir ekip oluşturduk. Bu ekiplerimiz şu anda hazır beklemekte. Talep gelirse biz bu bağlamda o üreticilerimizi mağdur etmeden buradaki bahçelerinin bakımını ve gübrelemesini yapmayı planladık. Eğer dediğim gibi talep gelirse bu çalışmalarımız
faaliyete de geçecektir. Memleketlerine gelemeyen ve bahçelerini gübrelemeleri gereken üreticiler, Ziraat Odası ile irtibata geçip bahçelerini gübreletebilir. Belediye başkanları da seçim vaatlerini yavaş yavaş yerine getirmeye başlıyor sevgili izleyenler. Zira içinde bulunduğumuz durum zor bir durum olmasına rağmen verilen sözlerin de yerine gelmesinin gerekliliğinin farkında herkes. İsa Türkçen, Ulubey Belediye Başkanı da onlardan bir tanesi. Sosyal tesis sözü vermişti her mahalleye biliyorsunuz. İlk sosyal tesis için Koçaca Mahallesi'nde temel atma töreni başladı. Koçaca Mahallesi'nde yapılacak sosyal tesiste futbol sahasından çocuk oyun parkına, restorana kadar birçok alanda faaliyet olacak. İsa Türkçen bugün Koçaca Mahallesi'ndeydi ve tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Ağaçlar kesilsin istemiyorum. Evet. Ağaçlar kesilmeden masalar, yürüyüşler, film mesela yeri geldi burada. Bu alanlarda aslında film çekilebilirsin ya. Ulubey ilçesi Koçaca Mahallesi'ne sosyal tesis inşası için hazırlıklar tamamlandı. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkçen çalışmaları yerinde inceledi. Müzik. 30 dönümlük bir araziye yapılacak olan tesis Güvenköy, Belenyurt, Kuylu ve Karaağaç mahallelerine yakın konumda yer alıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'le birlikte Koçaca Mahallemizde Güvenköy, Belenyurt, belki Kuylu, Karaağaç mahallemize bu göreve hizmet verecek. Karadeniz-Akdeniz bağlantı yoluna sınır olması ve Mele Tırmağı'na kıyı kesimde yer alması sosyal tesisin en önemli özellikleri arasında. Bu göre halkına değil aynı zamanda Ulubey'e, Ordu'ya, Altınordu'ya hizmet verecek bir coğrafi bölgedeyiz. Çünkü burası baktığımızda Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolu hemen üstten geçiyor. Şehrin cazibesi haline gelecek tesiste futbol sahasından çocuk oyun parklarına, restorandan piknik alanlarına kadar birçok sosyal faaliyet yer alacak. 30 dönümlük bir arazi. Bu arazinin içerisinde geri geldiğinde futbol oynanabilecek, geri geldiğinde voleybol oynanabilecek, geri geldiğinde çocuklarımız çocuk oyun parkında oynayabilecek, büyüklerimiz piknik yapabilecek bir alan olacak. İnşallah bittiğinde de ilçemize, ilimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkçen koronavirüsle mücadele sürecinde belediye olarak hizmetlerin aksatılmadığına dikkat çekti. Bismillah dedik, başladık. Bir yandan devletimiz, hükümetimiz, hem Ordu Büyükşehir'imiz, hem ilçe belediyemiz koronavirüsle mücadele ederken biz de bir taraftan aynı zamanda hizmetlerimizi aksatmadan bugün çalışmalarımız full bir şekilde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte ekipler alanda çalışmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bir açıklaması var bugün sevgili izleyenler. Hayvancılık yapan 10.530 işletmeye çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık ödemenin hazır olduğunu ve bu akşamdan itibaren hesaplarına geçeceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Bakan Pakdemirli, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, 53 milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi. Twitter hesabından duyuruda bulunan Bakan Pakdemirli, hayvancılık yapan 10.530 işletmemize çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler bugün saat 18'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin üreticimize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Bu hafta polis teşkilatımızın 175. yıl dönümü kutlanıyor sevgili izleyenler. Biz de teşekkür ediyoruz. Minnettar olduğumuzu ülke olarak belirtmek istiyoruz. Özellikle yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe sürecinde polis teşkilatımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Her birine görevlerinde başarılar diliyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah sağlıklı uzun da bir ömürler olsun. 175. yıl dönümüyle ilgili polis teşkilatının Perşembe Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Cem Eyüpoğlu bir kutlama mesajı yayınladı. Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Perşembe Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Cem Eyüpoğlu Perşembe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Başkan Vekili Eyüpoğlu polis teşkilatına Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'ın kutlama mesajını iletti. Perşembe Emniyet Müdürü Kenan Dağdeviren kutlamalarından dolayı Eyüpoğlu'na teşekkür etti. Sizleri ziyaret etmek istedim. Gününüz hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Virüs sebebiyle böyle biraz az kişiyle geldik ama yeter ki günlerimizi atlatalım inşallah. Hayırlısı. Sağ olun. Eksik olmayın. Vekil Eyüpoğlu, komiser yardımcısı Cansu Çelik'e de Başkan Tandoğan'ın kutlama mesajını ileterek hediye takdiminde bulundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü sebebiyle sizinle gününüzü kutlamak için geldik. Mustafa Başkanımız da daha geniş bir kapsamlı bir organizasyon yapmayı düşünüyorduk ama onun aktiyerini doldurmaya çalışıyoruz. Şimdilik yeter ki sağlıklı günler görelim. Yine gününüz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Bugün de bizi yalnız bırakmadığınız evet, için. Her zaman. İnşallah daha geniş bir zamanda, salgın bittiği zaman İnşallah. Tekrardan kutlayabiliriz. Teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Çok sağ olun. Perşembe Trafik Şube Sorumlusu Kıdemli Başpolis Turan Şanlı da Başkan Tandoğan'ın kutlama mesajını aldı. Biz de bu nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Belediyemiz yanımızda olduğunu hissettik. Çok sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Son olarak Perşembe Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Cem Eyüpoğlu polis teşkilatına hediyelerini takdim etti. Evet, Burhan amcamızı hatırlıyorsunuz. Covid-19 salgınında kapısına giden zabıta memurlarına davrandığı kibar üslupla onu hatırlıyorsunuz. Hepimiz öyle hatırlıyoruz. Burhan amcanın şeker sorunu vardı ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi bitti ve taburcu oldu. Ordu'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkın'ı tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ayak bileğinde oluşan yaranın kanaması üzerine 6 Nisan'da Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçkın'ın tedavisi tamamlandı. Kılıçkın'ı memleketi Mersin'den gelen kızı Deniz ile damadı Şehmuz Öztaş tarafından hastaneden alındı. Ordu'daki evinde bulunan eşyalarını toplayan Kılıçkın'ı kızı ve damadı ile sevk izin belgesi alarak Mersin'e gitmek üzere yola çıkacak. Burhan Kılıçkın'ı yaptığı açıklamada kentte 15 yıl yaşadığını ancak rahatsızlığı nedeniyle memleketine dönmeye karar verdiğini söyledi. 30'dan sonra işte bu rahatsızlık geldi. Rahatsızlığın sayesinde en sonunda karar verdim. Memleketim olan Mersin'e orada kalmaya karar verdim. Ayağındaki yaranın bir türlü iyileşmediğini dile getiren Kılıçkın'ı Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavi sürecinde sağlık ekibinin yakından ilgilenmesinden memnun kaldığını, Mersin'de de ameliyat olacağını belirtti. Plastik cerrahi doktoru benim memleketim Mersin'de varmış, tıp fakültesinde. Orada ameliyat olmam rica ediyormuş. Damarım, sol ayağım damarında 4 tane damar tıkalıymış. Onu açacaklarmış. Ondan sonra yarayı tedavi edecekler. Bilemiyorum artık hayırlısı olsun son. Kılıçkın'ı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmigüler olmak üzere kendisiyle yakından ilgilenen herkese teşekkür etti. Başkanımıza da sonsuz teşekkürler ederim. Burhan amca, özler misin orduyu? Tabii ki özlemez olur muyum? İlgili olan memurlarımıza, arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel bir şey bunlar. Hayat işte sevgili izleyenler. Neye niyet, neye kısmet. Şimdi sizi Ünye'ye götüreceğiz. Ünye'de uyuşturucu madde kullanan gençlere fayda sağlamak, onları hayata kazandırmak için kurulan Ünye El Ele Derneği vardı. Ünye El Ele Derneği bugünlerde Covid-19'la mücadele kapsamında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aş evi gibi görev yapıp dar gelirli hanelere umut ışığı oldu. Ünye El Ele Derneği, Ünye'de uyuşturucu maddelerin parklarda, sokaklarda çok rahat bir şekilde kullanıldığı bir dönemde 2014 yılında çok ciddi olan bu sorunla mücadele etmek için kurulmuştu.
Bu kapsamda dernek yeni bir projeye de imza attı. Dernek vakti yerinde olmayan vatandaşlara ulaşarak onlara da hizmet verebilmek için destekte bulunuyor. Konuyla ilgili El Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uygun, derneğe ait olan aşevinde yapılan desteklerden bahsetti. El Ele Derneği 2014 yılında Ünye'de ciddi sorunlar gören 3-5 arkadaşın bir araya gelip uyuşturucu maddenin yoğunlaştığı fikrinde ortada buluşup bununla alakalı mücadele etmeye karar veren bir oluşumun parçası. Fatih Uygun, derneğin ailelere olan yardımları için vatandaşlardan destekte bulunmalarını istedi. Bu kriterin darlığı çok ağır olmasına rağmen sayı gitgide artıyor ki bu hastalığın ve hasta olma oranımızın yüksek olduğunu da göstergesi. Hala da artıyor, kapasitemizi arttırabiliriz. Vatandaş, böyle dernekler, bizim insan yardım temelli dernekler halktan besleniyor. Halkın desteğiyle, teveccühüyle ayakta duruyor. Eğer biz halkımızdan, iş adamlarımızdan, etrafımızdan ciddi destek alırsak bu 500 kişiyi, 1000 kişiye çok rahat çıkartabiliriz. Bu manada destek bekliyoruz. Ünye'de derneğin kapısı kendi ismi gibi El Ele olduğunu görüyorsunuz. El Ele olmasından dolayı herkese açık ve herkese El Ele vermeye hazırız. Dernek aynı zamanda Ünye Kaymakamlığı'nın oluşturmuş olduğu Vefa Sosyal Destek Grubu içinde olup onlarla birlikte iş adamlarının göndermiş olduğu gıda kolilerinin dağıtımını yaparak vatandaşlara yardımcı oluyor. Böylelikle bültenin sonuna geldik sevgili izleyenler. Teşekkür ederek bülteni kapatmak istiyorum. Sadece polis teşkilatımıza değil, özellikle sağlık çalışanlarımıza, polis teşkilatımıza, jandarmaya, askere ve özellikle de mali müşavirlere. Mali müşavirler de bu hayatın yükünü çeken kesimler biliyorsunuz. Özellikle çalışma hayatına olan katkıları çok fazla. Bir de meslektaşlarımıza derim. Onlar da 7-24 gece gündüz demeden vatandaşı bilgilendirmek için hep sahadalar. Emeklerine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Pazartesi günü tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.